Geçen hafta Lazengül ile ilgili bir paylaşımda bulundum. HIV virüsüne yani AIDS hastalığına sebep olan AIDS hastalığı demek otoimmün bağışıklık yani bağışıklığını çökertme otoimmün disfonksiyon. Yani bağışıklık sistemini çökerten virüs, HIV virüsü. Buna karşı Lazengül'ün etkili olduğu klinik araştırmalarla belgelenmiştir. Bu belgeleri yayınladım. Bir tanesi de demiş ki o kadar da abartma demiş. Şimdiye kadar hiç abartma yapmadık çok şükür. Buna ihtiyacımız yok. Biz belge varsa konuşuyoruz, belge yoksa konuşmuyoruz. Belgeyle gidiyoruz. AIDS hastalığına karşı etkili olduğunu Ladengül belgelenmiş. Kim belgelemiş? Bunlar hep profesör doktor, ilim adamı. Stefanie Rebensburg, Markus Helfer, Marta Schneider, Kevin Koppensteiner, Josef Ebele, Michael Schinle, Lutz Gürtel, Ruth Brack Varna, Alman bunların hepsi. Klinik araştırması yapmışlar. HIV virüsünü nasıl yok ederiz? Ladengülü ekstraktıyla denemişler. HIV virüsünün Ladengülü ekstraktı kullandıklarında hücrenin içerisine nüfuz edemediğini, Ladengülünün birleşimindeki etken maddelerin bunu önlediğini belgelemişler. Ladengülünün birleşiminde endometrin, betil butason vesaire birçok etken var binlerce. Ama hangisinin olduğunu bilmiyorlar. Çok karmaşık bir yapıya sahip. Bugüne kadar 35 milyon kişi AIDS hastalığından ölmüş. Çok büyük bir buluş. Ayrıca sadece HIV virüsüne karşı değil. Ebola virüsü. Batı Afrika, Afrika'nın kuzey güneybatısı diyebiliriz daha doğrusu. Gine, Sierra Leone vesaire gibi bu ülkelerde bir ara Ebola virüsü çıkmıştı. 10 binlerce insan ölmüştü. Ona karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Sadece bunlar değil. Birleşimindeki etken maddeler fenoller, flavonitler, polifenoller, flavonit glikozitler, eterik yağlar, eterik yağlarından alfa pinin, beta pinin, kamfın, sabinin, mirsin, flandrenin, limonun, alfa ve beta pinin, reçineler, taninler, bunlardan indometesin, fenilbutason ile yapılan klinik araştırmalarda Münster Üniversitesi klinik araştırması yapmış. Kandida mantarını ve bakterileri yok ettiğini belgelemiştir. Kandida mantarını. Almanya'nın Saarland eyaletinde Homburg Üniversitesi, Homburg, Hamburg değil, Homburg. Homburg Üniversitesi, Arasenberg şehrindeki Homburg Üniversitesi. Profesör Doktor Günte Wiese ve ekibi 95 çocukta gözüken atopik dermatit, alerjik sulu, kaşıntılı, kabarcıklı egzamayı iyileştirmişlerdir. Alerjik şöyle kaşınıyor, sulu, kabarcıklı, kaşıntılı yaraları iyileştirmişler. Eskişehir Üniversitesi gastrit, ülser gibi rahatsızlar olan insanlar üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar, iyileştirmişlerdir. Helicobacter pylori yok ettiği belgelenmiştir. Yine Almanya'da Saarland Üniversitesi'nden Profesör Doktor Günte Wiese ve
Lefto Enstitüsü ve Hamşehir'den alerji uzmanı alerjik atopik ekzemayı tedavi etmiştir. Başka bir çalışma. Deri hastalıkları uzmanı ve klinik şefi Wolfgang Hübschner tarafından atopik dermatit hastalıkları tedavi edilmiştir. Ben bu bitkiyi ...1991'de öyle bir şey işte, 30 yıl önce, 91-92 olabilir. Antalya'ya gittim, Antalya'da Düden Şelalesi'nin etrafında topladım. Orada orman belçisi diyor ki, ne yapacağım bunu kardeş? Dedim ki, atopik dermatit, sulu kabarcıklı kaşıntılı yaralar var bende, onun için kullanacağım. Yasak. Tamam da birkaç şöyle alacağız. Burada milyonlarca ton var. İyi al bakalım dediler. Şimdi orada kuruttuk. Küçük küçük kestik, paketledik, getirdik. Kullandık. 30-40 yıllık bizde bir mazisi var. Ladengül'ün. Yani yıllar önce atopik dermatit eksema, yani soluk kaşıntılı kabarcıklı eksemaya karşı, gastrite, ülsere karşı etkili olduğunu ben biliyordum. Ama AIDS hastalığıyla ilgili HIV virüsüne karşı, Ebola virüsüne karşı etkisi yeni bir çalışmadır. Bebeklerdeki pişiklere karşı kullanılabilir. Çok çok yeni bir çalışma daha var. Onu henüz denemedim. Evet, HIV virüsünün hücre içerisine nüfuz etmesini önlüyor. İçermiş olduğu birleşimdeki etken maddeler çok karmaşık, çok güzel. Tabii sadece burada HIV virüsünü değil, diğer birçok bakteri, virüs ve mantara karşı da etkili. Çünkü çok karmaşık bir yapıya sahip. Çok çok birleşimde çok etken madde var. Bu nedenle her türlü mikrobu yok edecek özelliğe sahip. Bununla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmalarına sadece birkaç tane örnek verdim. Daha detaylı bilgi için bitkiseltedavi.net'e bakabilirsiniz. Biz şimdi Ladengül'ü, kapsülünü 10 yıl önce üretmiştik. Fakat atopik dermatit gibi, sedef gibi, ekseme gibi rahatsızlar için hamamelis ürettik. Mide için mastikam üretince Ladengül'ü bunların içerisinde zaten var. Ekstra Ladengül'ü, kapsülü üretmeye gerek kalmadı diye iptal ettik. Çünkü her bir ürünün bakanlık para ya ödememiz gerekiyor. Başvuru parası, onay parası falan filan. Bayağı yüklü miktarda ödemeler gerektiği için vazgeçmiştik. Fakat son yapılan çalışmalarda Lyme hastalığına karşı etkili olduğu belgelendi. Lyme virüsü, Lyme hastalığına sebep olan virüs Borrelia burgdorferi. Borrelia burgdorferi bakterisi keneden bulaşır. Kene 14-15 yıl bir ağaçta bekler. Bir canlı geçene kadar. O canlı geçerken şak diye atlar ve yapışır. O kene o canlının, yani kuş olur, fare olur, herhangi bir hayvan olur, kedi, köpek, koyun vesaire vesaire veya insan, onun kanını emerken taşımış olduğu mikrobu ona kanına karışır. Borrelia burgdorferi bakterisi. Son yapılan araştırmalarda Borrelia burgdorferi bakterisine karşı, yani Lyme hastalığı dünyanın en tehlikeli hastalığı, çünkü
350 çeşit hastalığı taklit eder. 350 çeşit. George W. Bush, Amerika'nın eski başkanı, adam Lyme hastalığına yakalanmış. 29 defa test ettiler, anlamadılar. 30. testte çıktı adamın Lyme hastası oldu. Borrelia bakterisi yakalandı. O kadar sinsi. Şimdi bu virüs, yani aynı spiral gibi böyle, o yay gibi. Bu virüsün bir özelliği şudur. T hücresi, B hücresi, bağışıklık sistemi harekete geçtiği zaman, kendini risk altında hissettiği zaman mantosunu atıyor. Yani bir insanın tehlike arzında vücudunu atıp geride bir şöyle yumrukada bir parçasını kalması gibi düşünün. Virüs gibi her yere girip çıkıyor böylece. Küçülüyor. Su gibi bir jölemsi madde üretip onun içinde gizleniyor. Bağışıklığın bir şey yapamıyor. Hangi organa Lyme bakterisi yerleşirse o organdaki bakteri virüs mantarı komando ediyor. O nedenle bazılarında hepatit C'ymiş gibi hastalıkları tetikliyor, hepatit B, hepatit C. Bazı insanda romatoid artrit, ankilozan, spondilit, fibromiyalji. Bazı insanda MS hastalığı. Bazılarında Parkinson, Alzheimer. 350 çeşit hastalığı taklit ediyor. Hangi organa yerleşirse o organdaki mikroplarla ortak hareket ediyor. Çok enteresan bir mikrop. Taklitçi bakteri denir. Borrelia burgdorferi. Lyme hastalığı keneden bulaşır. 1986 yılında 480 İsrail'in Mossad ajanı Türkiye'ye gelerek Türkiye'de dağlarda, taşlarda, piknik alanlarında ne yaptılar? İnsanlara mikrop bulaştırsın diye kene dağıttılar dağlarda, taşlarda. Piknik alanlarında, ormanlarda, mesire yerlerinde falan. Daha sonra 3 yıl sonra tekrar geldiler. Bu sefer 4-600 Mossad ajanı geldi. Efendim biz zoonoz, botanikçiz falan filan tabiatı araştırıyoruz. Böcek möcek, tabiat falan filan uydurmasıyla park bahçelere, dinlenme yerlerine yine kene bıraktılar. Allah'tan ki Türkiye'de keklik var. Bir keklik 1 milyon kene yiyebilir. İsrail'in getirmiş olduğu kene normal olarak Türkiye'deki keneler genellikle 6 bacaklı, 6 ayaklı. İsrail'in getirmiş olduğu kene değişik 8 ayaklı ve hepsi mikrop bulaştırılmış. O günlerde ölümler oldu. Ama Allah'tan ki büyük felaket olmadı. Çok büyük felaket olabilirdi. Keklik nedeniyle Allah'ın bir işte mucizesi bunun önüne geçildi. Yani keklik vasıtasıyla. Kınalı keklik. Bu nedenle keklik avlanmamalı. Avlananlara büyük cezalar getirilmeli. O kadar. Ladengül ile ilgili biz yıllardır çalışmalar yapıyoruz. Bizim üretmiş olduğumuz aloe vera'da ladengülü var. Meşe mix'te ladengülü var. Zencefil'de ladengülü var. Lahana mix'te ladengülü var. Her yerde ladengülü var. Adamın biri sulu kabarcıklı kaşıntılı ekzemaya yakalanmış. Ben ona çayını getirmiştim. Çayını istedim. İki ay iç. Bu adam içmiş 3 ay 4 ay neyse çok içmiş. Abi bunun yan etkisi çıktı. Nedir? Bu çayı sürekli ve çok içenlerin en az 2 hatun olması lazım. 1 hatun olmaz diyor. İyi dedim maşallah devam et. Yani cinsel fonksiyonları artırıcı özelliği de varmış.
onu da öğrendik. Vücut temizlenince her türlü bakteri, virüs, mantar, parazitler ne olur? Daha tempolu çalışır demek ki. Daha tempolu çalışır. Laden gülü mucizevi bir bitki. Yıllardır biz bunu ürünlerimizde kullanıyoruz. Evet, çok yakında yeni bir ürün üretiyoruz. Lyme, HIV virüsü, her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı Lyme kapsülü, Laden gülü kapsülü yeni bir ürün üretiyoruz inşallah. Laden gülü kapsülü yeni de üreteceğiz. Son yapılan çalışmalarda Japon poligonumu, kedi pençesi, kedi kılavı, Laden gülü, Afrika sardunyası, bunların Lyme'a karşı etkili olduğu belgelendi. Bu nedenle Lyme hastaları ve AIDS hastaları için, virüs rahatsızlığı olanlar için kara halle Lyme bakterisi için özel ürün Laden gülü üretmeye karar verdik inşallah. Yakında üreteceğiz.